Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Taha suresi 37-48. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Burada Hz. Musa'ya risalet görevi verilmesi, Firavun'a gönderilmesi, bunlarla alakalı durumlar anlatılıyor. Musa aleyhisselam Medyen dönüşünde Mısır'a dönerken ilk defa vahye muhatap oluyor ve Allahu Teala ona peygamberlik görevini veriyor. Musa aleyhisselam orada Cenab-ı Hakk'a çok güzel bir duası var. Daha önceki bir bölümde buna ayetlerle temas etmiştik. Ve devamında Allahu Teala şöyle bildirmekte: "Velakad menenne aleyke merraten uhra." Ey Musa, biz daha önce sana yine özel bir nimette bulunmuştuk, ikramda bulunmuştuk. "İz evhayna ila ummike ma yuha." Ve annene vahyedileni vahyetmiştik. Burada annesine vahyedilmesi, yani Hazreti Meryem'e bazı şeylerin melek aracılığıyla bildirilmesi gibi bir durum, peygamberlik tarzında bir vahiy değil. Bunu ilham şeklinde anlayabiliriz. Bu rüyada olabilir veya o zamanda bir peygamber aracılığıyla olabilir veya kalbine bir mananın ilka edilmesi şeklinde olabilir. Bu manada Kur'an-ı Kerim'deki vahiy kelimesi ilhamı da içine alıyor. Yani arıya mesela vahyedildiği söylenir. Arı peygamber değildir. Taraf ilahiden ona bir görev verilmiştir ve ilahi mesaj ona iletilmiştir. Bu manada insanlara da taraf ilahiden özel ilham gelebilmektedir. En gizifihi fit tabut, yani Musa'yı sandığa koy. Fakzifihi fil yemmi, onu nehre bırak. Fel yulgihil yemmu bis sahil, nehir onu sahile bıraksın. Ya huzhu aduvulli ve aduvulle, bana düşman, ona düşman olan birisi onu alsın. Burada kaderin ince sırları. Malum Hz. Musa dünyaya geldiği sırada İsrailoğulları Mısır'da köle şeklinde çalıştırılıyorlardı. Hürriyetlerine sahip değillerdi. Firavun idaresi onları ezmekteydi. Erkek çocuklarını öldürüyor ve kız çocuklarını hayatta bırakıyorlardı. Hz. Musa dünyaya geldiğinde annesi oğlu Musa'nın da öldürülmesinden endişe etmekteydi. Allahu Teala annesine bu şekilde ilhamda bulundu. Onu bir sandığa koy, onu Nil Nehri'ne bırak ve ta ki o nehir onu sahile bıraksın ve hem bana hem ona düşman olan birisi, yani Firavun, onu alsın. Demek ki kader böyle tecelli edecek. İleride Firavun'un saltanatına son verecek olan kişi onun kucağında büyüyecek. Allahu Teala'nın böyle akıl ermez, aklın sınırlarını zorlayan tecellileri bulunmakta. Ve elgaytu aleyke mahabbeten minni, ey Musa, ben seninle alakalı gönüllere bir muhabbet koydum. Yani Hz. Musa'yı gören ona muhabbet ediyor. Ve tabii o zaman için Hz. Musa daha bebek. İşte rivayetlerde anlatıldığına göre annesinin koymuş olduğu sandık kaderin sevkiyle, sevki ilahi ile Firavun'un bahçesinin bulunduğu yere kadar geliyor, oraya takılıyor ve Firavun'un hanımı Asiye orada bir şeyi görünce onu aldırtıyor. Açtıkları zaman bakıyorlar ki içinde bir bebek ve çok sevimli bir bebek. Normalde bütün bebekler zaten sevimlidir ama ayetten öyle anlaşılıyor ki Allahu Teala Hazreti Musa'ya daha özel bir sevimlilik vermiş. Öyle ki Firavun da ileride saltanatına son verecek bu çocuğa, bebeğe muhabbet ediyor ve hanımının isteği üzerine, hanımı diyor ki bunu yanımıza alalım, onu evlat ediniriz ve böylece onu evlat ediniyorlar. Ve Firavun kendi kucağında Hazreti Musa'yı yetiştiriyor. وَلِتَّسْنَعَ عَلَى عَيْنِ, yani bu şekilde benim nezaretim altında senin büyümen, yetişmen için böyle yaptık. وَلِتُسْنَعَ عَلَى عَيْنِ اِذْ تَمْشِي اُخْتُكَ, kardeşin
O zaman yürüyor, takip ediyordu. Fetekulu ve onlara diyordu ki hel edullukum ala men yekfulu. Ona kefil olacak, onun emzirmesiyle meşgul olacak bir kimseye ben delalette bulunayım mı? Bu da şöyle anlatılıyor. Allahu Teala Hazreti Musa'ya diğer süt annelerin sütünü haram kılıyor. Yani onlardan süt emmiyor. Bu arada Hazreti Musa'nın annesi Musa'nın ablasına da demiş ki sahil boyu takip et bakalım ne olacak. İşte Firavun'un tarafından o sandığın alındığı ve Hazreti Musa'nın orada artık sarayda büyütüldüğünü kız kardeşi öğrenince, süt anne aradıklarını da öğrenince annesini saraya getiriyor ve böylece Hazreti Musa kendi annesinin sütüyle büyütülmüş oluyor. Ama annesi ben onun annesiyim diye doğrudan da ifade etmiyor. Feracanake ile ummike, böylece annene seni döndürdük. Key tegarra aynuha, onun gözü hoş olsun. Yani seni görmekten memnun mesrur olsun. Ve la tahzen, ve üzülmesin diye. Allahu Teala zaten Hazreti Musa'nın annesine korkma, üzülme, biz onu sana geri döndüreceğiz diye vaatte bulunmuştu. Burada o ilahi vaadin gerçekleştiğini görüyoruz. Ve katelte nefsen, onlardan birini öldürmüştün, bir cana kıymıştın. Feneceynake minel gam, biz de seni gamdan kurtardık. Gam, kederden kurtardık. Ve fetennake futuna, ve seni çok fitnelere, çok çilelere, meşakkatlere maruz kıldık. Seni çok değişik imtihanlarla imtihan ettik. Burada Hazreti Musa'nın hayatından bazı kesitler bize kısaca sunuluyor. Bunlardan birisi Hazreti Musa'nın bir cana kıyması. Bu Kasas suresinde biraz daha ayrıntılı olarak anlatılır. İsrailoğullarından olan birisi, Firavun'un adamlarından birisiyle, bir Kıpti ile tartışmaları oluyor. Ve İsrailoğullarından olan, o sırada oradan geçen Hazreti Musa'dan yardım istiyor. Hazreti Musa aralarına giriyor. Niyeti öldürmek falan değil. Ama bir yumruk vurduğunda o Kıpti olan, demek ki bir yumrukluk ömrü kalmış, ölüyor. Böylece Hazreti Musa bir kişinin ölümüne sebebiyet vermiş oluyor. Olay duyulduğunda artık Hazreti Musa oradan kaçmak durumunda kalıyor ve böylece Mısır'ı terk ediyor, Medyen diyarına gidiyor. Allahu Teala onu bu gamdan kurtarıyor, bu beladan, fitneden kurtarıyor. Medyen'de 8 yıl veya 10 yıl orada kalıyor. Hazreti Şuayb'ın kızıyla evleniyor. Bir peygamberin tahtı nezaretinde terbiye oluyor tabiri caizse. Ve çok böyle sıkıntılar, çok imtihanlardan geçiyor. وَفَتَنَّاكَ فُتُونَ, bütün bunları genel olarak ifade eden, seni çok fitnelere maruz kıldık, muhatap kıldık, bunları bize anlatmakta. فَلَبِثْلَ سِن۪ينَ ف۪ي اَهْلِ مَدْيَنْ, Medyen ahalisi içinde senelerce kaldın. Hazreti Şuayb 8 veya 10 yıl kalmasını istemişti. Ve tefsirlerin genelde kabulüne göre 10 yıl olarak orada kaldı. Uzun olan süre orada kaldı. Ve daha sonra tekrar Mısır'a doğru yola çıktı. ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى, ey Musa, daha sonra kaderine geldin. Bir kader üzerine geldin. Yani kader programı diye bir program var. Hazreti Musa ileride İşte Firavun'la mücadelesi olacak. Onun saltanatına son verecek. Kendi kavmi olan İsrailoğullarını hürriyete kavuşturacak. Bütün bunlar taraf-ı ilahiden mukadder, takdir edilmiş. Ve bunları yerine getirebilmesi için demek ki Hazreti Musa'nın böyle bir serüvenden geçmesi lazım. Böyle maceraları yaşaması lazım. ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى, sonra ey Musa sen bir kadere geldin. Demek ki kaderin programı böyle biçilmiş, tanzim edilmiş. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِ, seni kendim için, kendi zatım için yaptım. Bu Cenab-ı Hakk'ın bazı özel kullarını anlatan
bir durum. Mesela Hazreti Adem'le alakalı da Allahu Teala halaktu bi yedeyye, ben onu kendi ellerimle yarattım diyor. Yani her şeyi yaratan Allah'tır. Ama Hazreti Adem'le alakalı halaktu bi yedeyye demesi burada daha bir özel bir itinayı gösteriyor. Çünkü Hazreti Adem ilk insandır. Bütün insanlığın temsilcisidir. Özel bir itina ile yapılmıştır. Buradaki iki elimle yaptım. Türkçede de benzeri şöyle bir durum mesela oluyor. Diyelim ki birisi yemek yapmıştır. Muhatabı yemekte biraz böyle tereddüt ederse ona der ki ellerimle yaptım. Yani zaten her halükarda elleriyle yapmıştır. Ama ellerimle yaptım demesi özel bir itinayı ifade eder. Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Adem'le alakalı işte ellerimle, iki elimle onu yarattım demesi özene bezene yaratmayı ifade eder. Burada da nefsim için yani zatım için seni seçtim, yaptım demesi Hazreti Musa'da bulunan özel kabiliyetlere gerçekten işaret etmekte, dikkat çekmekte. Tabii herkes Hazreti Musa değildir ve hiçbir insan diğer insanla aynı değildir. Herkesin kendine göre bir takım özel kabiliyetleri vardır. Bu Cenab-ı Hakk'ın ehadiyeti açısından düşünülecek olursa Allah-u Teala aslında her bir insana özel kabiliyetler vermiştir. Kimi Musa olur, kimi İsa olur, kimi İbrahim olur ama her birinin kabiliyeti birbirinden farklıdır. Şu anda dünyada yaşayan 6 milyardan fazla insan, bunların da her birisinin kendilerine göre özel kabiliyetleri bulunmaktadır. İzheb ente ve ahuke bi ayatim, sen ve kardeşin ayetlerimle gidin. Ve la teniya fi zikri, ve beni anmakta, beni hatırlamakta gevşeklik göstermeyin. Veya beni insanlara anlatmakta, benden bahsetmekte gevşeklik göstermeyin. İzhebe ila firavne, firavuna gidin. İnnehu tağa, o haddi aştı, azgınlaştı. Fekûle lehu kavlel leyyine, ve ona yumuşak bir dille anlatın. Leallehu yezzekkeru, olur ki öğüt alır. Ev yahşe, veya Allah'tan korkar. Aslında Allah-u Teala Firavun'un iman etmeyeceğini biliyor. İlmi ilahide olmuş olacak her şey malumdur. Ama Hazreti Musa'ya ve kardeşi Harun'a böyle bir görev vermesi onların görevlerini yapmak açısındandır. Ve ona göre bir takım gelişmelerin de yaşanması açısındandır. Ve şunu söyleyebiliriz. Evet, Firavun iman etmeyecektir ama Hazreti Musa'nın görevini yapması lazım. Kardeşi Harun'un görevini yapması lazım. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Ebu Cehil'le alakalı bu zamanın Firavunu budur demiş. Ve onun Firavunluğunu bilmekle beraber belki 100 defadan fazla Ebu Cehil'e gitmiş, Allah'ın dinini anlatmış. Demek ki Firavunların yaşadığı şu dünyada Musalar da olmalı ve Musalar Allah'ın dinini anlatmalı. Bunu yaparken de onun Allah'tan korkacağını, öğüt alacağını ümit ederek yapmalılar. Gala, onlar dediler ki, Hazreti Musa ve Hazreti Harun, onlar dediler ki, İnnenâ nehâfû, biz korkuyoruz, en yefrut aleyna, bize karşı taşkınlık yapmasından, ev en yatgâ, azgınlık yapmasından korkuyoruz dediler. Yani gidilen kimse Firavunsa, bunun çok büyük bir saltanatı da varsa, iki kişinin buna karşı çıkması normal şartlar altında çok zor bir durum. Bundan dolayı Hazreti Musa ve Hazreti Harun korkularını dile getiriyorlar. Ya Rabbi, taşkınlık yapmasından, bize zarar vermesinden veya senin şanınla alakalı şanına yakışmayan şeyler söylemesinden korkuyoruz diyorlar. Gale la tehafa, Cenab-ı Hak buyurdu ki korkmayın. İnneni ma'kume, ben sizinle beraberim. Esma'u ve ara, işitir ve görürüm. Yani Allah-u Teala'nın bizimle olması. Malum Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hicret esnasında mağaradayken Ebu Bekir Sıddık'a öyle demişti. Yani üzülme, Allah bizimle beraber. Ve
Allah insanlarla beraber, ehli imanla beraber, bu manada ayetler, hadisler bulunmakta. Allah'ın bizimle beraber olması, görmesi, işitmesi, yani Allahu Teala ilmen bizim halimizi bilir ve Allah rahmetiyle bizimledir. Allah kudretiyle bizimledir. Dolayısıyla Allahu Teala mülkünde cereyan eden her şeye yakındır. Bu yakınlık mekani bir yakınlık anlamında olmayıp tesir noktasında. Çünkü Allah yarattığı mahlukata dahil değildir. Mahlukatın, mevcudatın verasındadır. Ama tesir noktasında, tasarruf noktasında her varlığa adeta ondan daha yakındır. Böyle olunca Hazreti Musa'ya ve Harun'a da elbette yakındır. Esme'u ve era. Yani ben işitirim. Neler konuşacaksınız? Firavun neler diyecek? Bunları işitirim. Ve era, hem sizin halinizi hem onun halini görürüm. Fe'tiyahu, ona varın. Fakula, ve ona deyin ki inna rasula rabbik. Biz senin Rabbinin elçileriyiz. Belagat noktasından düşündüğümüzde Firavun ki ben Rabbinizim diyen bir insan, ene rabbikümül ala diyen, küstahlaşan birisi, halkı kendisine secde ettiren, rububiyet dava eden bir despot zalim. Ama Allahu Teala Hazreti Musa ve Harun'u gönderiyor. Ona gidin ve deyin ki biz senin Rabbinin elçileriyiz. Yani sen Rab değilsin. Seni de terbiye eden, yaratan bir Rab var. Biz de onun tarafından sana gönderilmiş birer elçiyiz. Fersil mana beni İsrail, İsrail oğullarını bizimle beraber gönder. Ve la tuazzibhum, ve onlara azap etme, onlara işkence yapma. Kad ci'nake bi aye min rabbik, Rabbinden bir ayetle sana geldik. Yani kuru bir dava şeklinde değil, davamıza delil olacak mucizeyle geldik. Vesselamu ala men ittebe'al huda, selam hüdaya tabi olanlara olsun. Yani Allah'ın selamı, selamet hüdaya tabi olanlara olsun. Yani sen de hüdaya tabi olursan selamete erersin. Yoksa tabi olmadığında bunun cezasını çekersin. İnna gad uhiye ileyne, bize şu vahyedildi ki ennel azabe ala men kezzebe ve tevelle, azap yalanlayan ve yüz çevirenedir. Yani kim ilahi ayetleri görse, peygamberlerin davasını duysa ama bunu yalanlasa, bundan yüz çevirse, onun için azap olacaktır. Gerçekten de bu çok ibretli bir tablo. Allahu Teala alemlerin Rabbi, alemlerin Rabbi olan Allah Hazreti Musa'yı elçi olarak seçiyor ve Firavun gibi ben ilahım, ben Rabbinizim diyen birisine onu gönderiyor. Gönderirken de ona ayet, yani mucize veriyor. Fe'arahul ayetel kübra, yani Hazreti Musa gitti, ona ayetül kübra'yı, en büyük ayeti gösterdi. En büyük ayet işte elindeki asanın bir yılan halini alması. Onu yere bıraktığında bir ejderha halini alıyor ve Firavun gerçekten korkuyor. Ve böylece gelen kimsenin boş gelmediğini, elinde bir mucizeyle geldiğini görüyor. Ama saltanatını kurtarmak için, etrafındaki kimselere kendi rububiyetini devam ettirebilmek için Hazreti Musa'ya sihirbaz diyor ve o şekilde onu sihirbazlarıyla bir yarışmaya da davet ediyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in bu surede ve daha başka bölümlerinde anlatılan kıssayla alakalı bölümlerim. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i iyi anlamayı ve hayatımıza iyi bir şekilde uygulamayı hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.